Bak Sirt ekmeğe zam geldi de 25 kuruşluk. Vatandaş ne düşünüyor? Vatandaşın anasını yakalattılar. Diyorsunuz. Vatandaş mahvoldu, mahvoldu vatandaş. Nedir bu ikide bir her yerde zam, zam, zam? Ne olacak? Vallahi vatandaşın, vatandaşın hali ne olacak? Biz emekliyiz. Yani bize yani en fazla etki eden etkenlerden biri de bu ekmeğin zammıdır yani. Gerçekten vatandaşa yani önemli bir ölçüde yani etki yapacak. Cebinize nasıl yani yansıyor peki? Biz bunu kınıyoruz ve yani tüm yani yalnız bu değil yani diğer zamları da kınıyoruz. Her halükarda yani. Yani dayanacak şeyimiz yok. Yani emekliye %5 ama diğer taraftan %50 elektriğe %100 binden doğal gaza o şekilde biz bunu kınıyoruz yani bu şekilde. Dayanacak gücümüz de kalmadı. Teşekkür ederiz. Şimdi ekmeğe zam geldi. Başka zam gelmeyen başka bir şey kaldı mı acaba? Yani her şeyimiz zaten zam oldu yani gerçekten yani. Vallahi zaten Ocak'tan sonra bir ton zam daha gelecek. Büyük ihtimalle onu da bekliyoruz. Aralık'tayız. Zamlar zaten gelecek, üstüne gelecek bir daha Ocak'ta. Ama ben hazırladım kendimi. Fazla sinirlenmemeye çalışıyorum böyle. Biraz modumu şey tutuyorum. Ama insanlar benim gibi yapmasın. Bu iyi bir şey değil yani. Tepkilerini koysunlar ortaya. Böyle şey mi olur? Saçma sapan şeyler, işler yani. Ne oldu? Elektrik faturasına son bilmem kaç ay içinde %200, %300 zam gelmiş. Bu sadece bizim bildiğimiz, bize yansıyanlar yani. Bir de onun dışında bir ton şey daha var yani. Sinirliyiz, agresifiz yani. Ekmeğe son olarak 25 kuruşluk bir zam geldi. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi ne düşüneyim? Bilemiyorum ki. Cebinize nasıl yansıyor bu zamlar? Vallahi yansıyor. Normalde yansıyor. Nasıl yansımıyor? Olumlu mu, olumsuz mu? Vallahi olumsuzdur. Hani bir ekmek alırken yarım ekmek mi alacaksınız bu evet, zamdan sonra? Evet. Diyorsunuz. Bundan sonra yarım belki çeyrek. Neye zam gelmemiş ki? Neye gelmedi? Milletin anası ağlıyor. Daha ne olsun? Gidişat kötü. Kötü. Allah sonumuzu hayır eylesin. Amin. Cumhurbaşkanı. Alışmışsın zamma. Normal bir şeydir abi. Çünkü her şey üst üste zam geliyor. Hemen hemen her gün zam var. Bir ekmeğe 25 kuruş zam gelmiş çok mu? Bir şeye zam geliyor. Bugün çay 1 lira. Su 1 lira. Ekmek 1.250 çok mu? Yani bugün bir fırın 1000 tane ekmek satacak 10 kuruşun peşindedir. Yani bu çok değil. Elektriğe geçen seneden bu seneye %1, %100 zam geldi. Niye kimse bunu konuşmuyor? Hak veriyorum. Önemli değil. Bana ne düşünüyor? Ola tek ekmek olsa bir şey olmaz. Ama her şeysine zam yapıyor. Çok iyi, çok iyi. Çok iyiydi. Her gün keşke kellesini de alsınlar. Bu artık kimse yaşamıyor ki. Ekmeğe zam geldi. 1.25 lira oldu ekmek. Ne düşünüyor vatandaş bu konuda? Vallahi iyi. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Alıştık artık. Zamlara alıştık. Yani vatandaşın cebine nasıl yansıyor peki bu? Ama biraz yani şey yapıyor. Biraz sıkıntı yapıyor. Ama ne yapacaksın? Ne konuşsa da her şey göz önündedir. Boştur. Kimse kimsenin yapma çağırıp bize de birisi zam gelsin. Bize niye gelmiyoruz lan? Zaten iş yok, zam gelsin ne olacak? Millet açlıktan ölecek. Başka çare yok. Öyle mi öyle değil mi? Bu bir gerçektir. Ve İşkur'a yazıyor, törpülü olan insan İşkur'a giriyor. Bir devlet dairesiyle görüşemiyorsun. Vali Bey'le, il başkanı, milletvekili, İşkur müdürüyle görüşemiyorum. Törpülün olmadığı için. Ekmeğe zam yapıldığından ben gerçekten kendi şahsıma hiç memnun değilim. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti şu anda çok sıkıntılı bir dönem geçiriyor. Halkımız gerçekten çok zor durumda. Yani ben isterim ki halkımız iyi yaşasın, güzel yaşasın. Yani huzurlu yaşasın. Yani fazla zama gerek yok aslında. Yani zam yapmayalım. Yani zam yaparak öyle bir şey geçmez. Öyle bir şey geçmez. Sadece şunu dile getirmek istiyorum. Gerçek söylüyorum. Bizim için zam çok kötü bir şey. Ekmeğe zam gelmiş, işçiliğe zam gelmemiş. Ben işçiyim kendim açımda. İş de yok. Yumya geçen sene 130 ise bu sene de 125'tir. Bana göre erkek çok olduğu için o gitmese diğeri gider. Bu yüzden zam yapılmıyor. Yani ülkedeki erkek nüfusu çok olduğu için işsizlik evet, yüksek mi? Evet. Genç nüfus çok olduğu için işsizlik var. Hayırlı uğurlu olsun. Ne diyeyim? Yapacak bir şey yok.
hayırlısı olsun ne yapalım. Vatandaş... Zamı geri çekemeyeceğimize göre ne yapacağız? Millet alıştı artık zamlara. Sıradan bir şey oldu. 1,5 olur, 2 olur böyle gider. Ses çıkartmadığım müddet olur. Bu iktidar başlarken hiç şey yok. Mahvoldu. Biraz daha zam gelmesi lazım. İsraf için bu iyi. 1,5 milyon olması daha iyi olur. Bence bizim için de 1,5 olsa daha iyi olur. Kolay gelsin. Yani her şeye biz alıştık zamlara hani. Her ne şeye zam geliyor. Hayırlı be oğlum. Bakın ekmeğe 250 olur. Valla ne zam yapsalar haklıdırlar abi. Biz hak ediyoruz halk olarak. Neden? Çünkü o kadar zam yapıldı, halk herhangi bir tepki vermedi ki şimdiye kadar. Her şeye sustuk, her şeye tamam dedik. O yüzden ne yapsalar haklıdırlar. Yani sonuna kadar yapsınlar, hak ediyoruz.